Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik sahnesi kitabında hazırlık sahnesi test 15 ile dersimize devam ediyoruz. İlk sorumu büyüttüm. Bir pizzanın onda birini Zeynep, yedide birini Elif, üçte birini Fatih ve dokuzda birini Mehmet yemiştir. Buna göre bu pizzadan en az kim yemiştir? En azını istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben... Paydası en büyük olanını alacağım. Paydası en büyük. Çünkü bir önceki videomda birim kesirlerde sıralama yaparken arkadaşlar paydası en büyük olanını en küçük olarak alıyorduk. Sıralayalım şimdi. 1 bölü 10 küçüktür. 1 bölü 9 küçüktür. 1 bölü 7 küçüktür. 1 bölü 3 en az yiyenini istemişti arkadaşlar. En az yiyeni onda bir kadarını yemişti. Onda birini yiyen kimdi? Zeynep'ti. Dolayısıyla en az yiyen kişi Zeynep'tir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Bakıyoruz. Birim kesirlerde karşılaştırma var. Paydası büyük olan küçüktür. Küçük olan büyüktür. 1 bölü 11 1 bölü 8'den küçüktür demiş doğru. 1 bölü 9 1 bölü 10'dan büyüktür demiş doğru. 1 bölü 7 1 bölü 8'den büyüktür demiş arkadaşlar doğru. 1 bölü 5 1 bölü 6'dan küçüktür demiş. Hayır arkadaşlar 1 bölü 5 daha büyüktür. Çünkü paydası büyük pardon paydası küçük olan büyüktür. Dolayısıyla D şıkkım yanlış oldu. Yukarıda verilen şekilde boyalı kısma karşılık gelen kesir için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Kaça bölünmüş? 4'e bölünmüş. Kaç tane boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tanesi boyalım. Burası 15 bölü 4'tür. Birim kesri arkadaşlar 1 bölü 4'tür. A şıkkım doğru. 15 tane birim kesirden oluşur demiş. Pay, payında arkadaşlar 15 olduğu için 15 tane birim kesirden oluşur. Doğru. Birleşik kesir modellemesidir demiş. Birleşik kesir neydi arkadaşlar? Pay paydadan daha büyük olacak. Buraya baktığım zaman payım 15 paydam 4 dolayısıyla 15 4'ten büyük olduğu için birleşik kesirdir. 15 bölü 16 diye okunur demiş. Hayır arkadaşlar 15 bölü 4 diye okunur. Dolayısıyla şıkkım yanlış oldu. 3 tam 4 bölü 7 kesrinin birim kesri aşağıdakilerden hangisidir demiş, demiştir arkadaşlar. 3 tam 4 bölü 7'nin... Birim kesri 1 bölü 7'dir. Dolayısıyla D şıkkımı işaretledim. Yukarıda verilen sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında gösterilecek birim kesri için ifadelerinden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Paydası 1 olabilir demiş arkadaşlar. Hayır yanlış. Paydası 2 olabilir. Evet 1 bölü 2 olabilir. Dolayısıyla 2 doğru. Paydası 100 olabilir. Evet arkadaşlar 1 bölü 100 olabilir mesela burası 0 ile 1 arasındadır. Dolayısıyla burası da doğru oldu. Geldim 2 ve 3'ü işaretledim. Karşılaştırmasına göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz demiş arkadaşlar. Şimdi biz şunu biliyoruz. Paydası küçük olan büyüktür. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki 8 artı üçgen ne olması gerekiyor? 10'dan büyük olması gerekiyor. Ben eğer üçgen yerine 1 verirsem burası 9 olur. Ve 1 bölü 10, 1 bölü 9'dan arkadaşlar küçük olur. Dolayısıyla burası sağlanmaz. Yani ben buraya üçgenime 1 veremem. Ama arkadaşlar üçgenime 3 üç verirsem burası 11 olur ve 1 bölü 10 1 bölü 11'den büyüktür doğru üçgenime 5 verirsem burası 8 artı 5'ten 13 olur 1 bölü 10 1 bölü 13'ten büyüktür arkadaşlar burası da doğru üçgenime 7 verirsem burası 15 olur 1 bölü 10 1 bölü 15'ten büyüktür burası da doğru oldu bana yazılamaz diye sormuştu. Üçgen yerine 1 yazılamaz. Yanda verilen şişedeki su miktarı 1 bölü 5 litreden azdır. Buna göre şişedeki su miktarı litre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar 1 bölü 2, 1 bölü 5'ten büyüktür. Dolayısıyla A şıkkım elendi. 1 bölü 3, 1 bölü 5'ten büyüktür. B şıkkım da elendim. 1 bölü 4 1 bölü 5'ten büyüktür. Burası da elendim. 1 bölü 6 1 bölü 5'ten arkadaşlar küçüktür. Dolayısıyla içindeki su miktarı 1 bölü 6 olabilir. 10 bölü 8 kesrinde Kaç tane birim kesri vardır onu bulacağız arkadaşlar. 10 bölü 8 kesrinin birim kesri 1 bölü 8'dir. Payı 10 olduğu için arkadaşlar 1 bölü 8'den 10 tane vardır. Yani üçgenim arkadaşlar 10'a eşit. 3 bölü 11 kesrinde kaç tane birim kesir vardır onu bulacağım. 3 bölü 11'in birim kesri 1 bölü 11'dir. Payında 3 olduğu için arkadaşlar 3 tane 1 bölü 11 vardır diyeceğim. Karemi de ben buradan 3'e eşit olarak bulacağım. Benden üçgen ile karenin toplamını istemiş. 3 artı 10'dan cevabım 13 gelir. Yukarıda verilen sayı doğrularına göre kare eksi üçgen kaçtır? Arkadaşlar burayı kaça bölmüşüz? 1, 2, 3, 4, 4'e bölmüşüz. Bizim karemiz nerede arkadaşlar? Birinci yerde. Yani burası 1 bölü 4'tür. Burayı kaça bölmüşüm? 2'ye bölmüşüm. Bizim karemiz arkadaşlar birinci yerde. Pardon üçgenimiz birinci yerde. Dolayısıyla burası 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Ben buradan kareyi 4'ü kareyi 4 olarak üçgeni de 2 olarak buldum. İkisi arasındaki farkı istemiş benden. 4 eksi 2'den cevabım arkadaşlar 2 geldi. Yukarıda verilen eşit büyüklükteki kareler eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre boyalı parçaları gösteren kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burası 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Burası 1 bölü 9'dur. Burası da 1 bölü 16'dır. En büyüğü arkadaşlar 1 bölü 2. Sonra 1 bölü 9. Sonra 1 bölü 16. Geliyorum. Numaralarını yazıyorum. 1 bölü 2. Birinci şekil. 1 bölü 9. ikinci şekil. 1 bölü 16. Üçüncü şekil. Sıraladığım zaman 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 olarak buluyorum. C şıkkımı işaretledim. Kesri bileşik kesir olduğuna göre üçgen yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır demiş arkadaşlar. Burası bileşik kesirmiş. Bileşik kesir neydi? Pay paydadan büyük olacak. Payımı bilmiyorum. Ben arkadaşlar buraya üçgen artı 3 üç yazıyorum. Üçgen artı 3 üç, ondan büyük olacak. Çünkü bizim paydamızda 10 var arkadaşlar. Yani bu değerin en az 10 olması gerekiyor. Çünkü şu bileşik kesir şunu söylemeyi unuttuk. Bileşik kesirde arkadaşlar pay paydaya eşit de olabiliyor. Yani benim bu değerim ya 10 olacak ya da 10'dan daha büyük değerler yani 11, 12 diye devam edecek. Üçgenimin alabileceği en küçük doğal sayı istediği için ben eşitleyebileceğim en küçük doğal sayı değerine yani 10'a eşitleyeceğim. Üçgen artı 3. 10 olması için üçgenimin alabileceği alacağı değer arkadaşlar 7'dir. Yani üçgenime ben 7 değerini verirsem bu kesir bileşik kesir olur. 18 bölü 19 kesri için ifadelerinden hangileri doğrudur? Pay paydadan küçük olduğu için arkadaşlar basit kesirdir doğru. Birim kesri 1 bölü 18'dir diyor doğru. Pardon 1 bölü 18 demiş. Buranın 1 bölü 19 olması gerekiyor. Çünkü payda da 19 var. Dolayısıyla burası yanlış. 18 tane birim kesirden oluşur demiş. Payında 18 olduğu için arkadaşlar evet 18 tane birim kesirden oluşuyor. Doğru olan şıklarım 1 ve 3. yani B şıkkım oldu. Sıralamasına göre üçgen doğal sayısı için üçgenin karesi en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar şimdi üçgenimin alabileceği değerleri yazıyorum buraya. Üçgenim 5 alır. 6 alır. Neden? Çünkü benim karşılaştırmam 1 bölü 7 küçüktür. 1 bölü üçgen küçüktür. 1 bölü 4. Benim üçgenim arkadaşlar 4 ve 7 arasındadır. Dolayısıyla alabileceğim değerler 5 ve 6'dır. Ben en büyük değerini istediğim için alabileceğim en büyük değeri yani 6'yı alıyorum. Üçgenin karesi 6'nın karesi demektir. 6'nın karesi de 6 çarpı 6 yani 36'ya eşittir. Dolayısıyla C şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki sayı doğrularında gösterilen kesirlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4'e bölmüşüz arkadaşlar. Bizim üçgenimiz birinci yerde. Yani burası 1 bölü 4'e eşit. Burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölmüşüz. Bizim karemiz birinci yerde. Burası 1 bölü 6'ya eşit. Burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüşüz. Bizim dairemiz birinci yerde. Yani dairemiz 1 bölü 8'e eşittir arkadaşlar. Yazıyorum. Üçgen eşittir 1 bölü 4. Kare eşittir 1 bölü 6. Daire eşittir 1 bölü 8. A şıkkından başlıyorum. Üçgen büyüktür kare demiş. Üçgenin 1 bölü 4, karem 1 bölü 6. Dolayısıyla 1 bölü 4 büyüktür 1 bölü 6. A şıkkım doğru. B'ye geldim. 1 bölü 6 büyüktür 1 bölü 8. Burası da doğru oldu Arkadaşlar. 1 bölü 4 büyüktür. 1 bölü 8 demiş. Bakalım 1 bölü 4, 1 bölü 8'den büyük. Burası da doğru oldu. D şıkkıma geldim. 1 bölü 6 küçüktür. 1 bölü 8 demiş arkadaşlar. Hayır, paydası büyük olan daha küçük olacak. Dolayısıyla arkadaşlar burası yanlış oldu. 1 bölü 6, 1 bölü 8'den daha büyüktür olması gerekiyordu. Yanlış olduğu için D şıkkımı işaretledim. Yukarıda sayı doğrusundaki ok ile gösterilen kesre göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Ben ilk önce kesri buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ya bölmüşüz arkadaşlar. Bizim kesrimiz 14. yerde dolayısıyla burası 14 bölü 16'dır. Basit kesir midir? Evet çünkü payı paydasından küçüktür basit kesirdir. Birim kesir birim kesri 1 bölü 14'tür demiş. Hayır arkadaşlar birim kesri 1 bölü 16'dır. Burası yanlış oldu. 14 tane birim kesirden oluşur demiş. Payında 14 olduğu için arkadaşlar evet 14 tane birim kesirdin oluşur. 14 bölü 16 kesirini gösterir demiş. Evet arkadaşlar burası da doğru oldu. Yanlış olan şıkkımı B şıkkımı işaretledim. Böylelikle videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.